hatırlayacaksınız, geçen sene sonlarında, Ekim ayında Türkiye'de düzenlemiş olduğumuz FIATA Kongresi'nde de biz lojistikte sürdürülebilir büyümeyi konu olarak almıştık ve onu incelemiştik. Bu çerçevede derneğimizin yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de yine Beykoz'la beraber yapmış olduğumuz bir çalışma. Ama bunun yanı sıra bizim sürdürülebilir büyümeyle ilgili olarak ortaya koymuş olduğumuz kitaplarımız, raporlarımız söz konusu. Yine son zamanlarda Büro Veritaş'la beraber hazırlamış olduğumuz önemli bir sürdürülebilir lojistik belgemiz var. Bu sürdürülebilir lojistik belgesiyle biz sektörde ciddi bir kalite artışı yaratmayı hedefliyoruz. Bu belge nedir diye sorduğumuzda, bu belge bir firmanın sahip olması gereken değerleri ortaya koyuyor. Nedir bu değerler? Yönetimin özellikle sürdürülebilirlikle ilgili taahhüdü, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları, hatta yol güvenliği, varlık ve müşteri yeri bildirimi gibi biz yönelimleri kapsamında değerlendirerek bir firmayı, onların yapılarının sürdürülebilir olup olmadığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle kendisini geliştirmek ve bir takım standartları oluşturma arzusunda olan firmalar bu belgeyi kendilerine kriter olarak almış vaziyetteler. Bu belgenin gerekliliklerini yerine getirerek firmalarını o anlamda uluslararası platformda rekabetçi olacak düzeye taşımayı hedefliyorlar. Ben sözü daha fazla uzatmadan bugünkü çalışmayla ilgili, bugün çalıştırılacak Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'yla beraber yapmış olduğumuz çalışmayla ilgili bilgileri ve detayları anlatmak üzere öncelikle sözü size Sayın Bülent Tanrı'ya bırakmak istiyorum. Ben de teşekkür ederek ve sizlere de günaydın diyerek sözlere başlamak istiyorum. Şimdi ben tabii bildiğiniz gibi eski bir araştırmacıyım ve daha sonra da siyasetçiyim. Siyasetçi idim. Şimdi emekliliğimi yaşıyorum. Ve bu işlerle de zaman zaman da uğraşıyorum. Ya bu araştırma niye yapıldı? Neden yapıldı? Ve bu araştırma hangi gerekle yapıldı? Onları size izah edeyim. Daha sonra araştırmanın lojistik sektöründe eğilimler araştırmasının 4. çeyreğinde yapılan bu araştırma ile ilgili bilgileri Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ve TİKAT yetkililerinden, TİKAT yetkililerinden, Uğur Bey'den ve Okan Hoca'dan ayrıntıları ve araştırma ile ilgili bilgileri almanız mümkün olabilecek. Şimdi Türkiye'de önemli bir konu var. Güvenilir bilgilerden doğru kanallara gitmek lazım. Ama Türkiye'de zaman zaman güvenilmez bilgilerden yanlış kararlar veriliyor. Herkes, yani sizler de dahil, hayatınızdan şikayetçisiniz. Yani yüzünüzden veyahut da sizin gibi olanlar da bunları bize her gün anlatıyorlar. Her gün gözüküyor. Benim annem de şikayetçi, benim eşim de şikayetçi bazı şeylerden. Çalışanlar da şikayetçi, çalışmayanlar da şikayetçi. Herkes şikayetçi. Kırmızılar bazen durulmuyor ama siz de durmadığınız zaman kızıyorsunuz. Ama başkası da size kızıyor. Türkiye böyle bir ülke. Dolayısıyla yani biz burada Turgut Bey'in de ifade ettiği gibi bir ilki yapmak istedik. Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndaki değerli hocam Okan Bey'le ve Turgut Bey'le beraber, TİKAT'la beraber bir ilki yapmak istedik ve konuşmasında da ifade ettiği gibi bir ilki gerçekleştirdik. Ve bu ilk de ölçülebilir olmaktı ve lojistik sektöründe lojistik ne demekti? Bunu öğrenmekti. Yani lojistik Türkiye'de yani Avrupa Birliği gibi, Avrupa Birliği'nin esasları gibi araştırmacı olmak son derece zor. Lojistik kelimesi de Türkiye'de doğru bilinmiyor. Yanlış biliniyor. Hatta bilinmiyor. Avrupa Birliği de bilinmiyor. Yani bir takım rakamlar havalarda uçuşuyor. Ama Avrupa Birliği'ni biliyorum diyenlerin sayısı çok çok az. Avrupa Birliği'yle ilgili ciddi soru sorduğunuz zaman, doğru soru sorduğunuz zaman dahi bunu bilen yok. Yani Avrupa Birliği'ni bilen yok Türk toplumunda. PISA araştırmalarına göre de
yani 5. sınıf düzeyinde. Dolayısıyla biz Türkiye'de yaşayan 77 milyon insanın, ortalama insanın 5. sınıf düzeyinde olduğunu bilmekte yarar var. Dolayısıyla lojistik sektöründe eğitimler araştırmasını yaparken biz önce kalitatif düzeyde, yani sözlü düzeyde film sektörün en yetkin kuruluşları olan 10-11 kuruluşla ve bu kuruluşların başındaki kişilerle görüşerek bir soru formu oluşturduk.